Evet, puanlarımız hazır. Sandıklarımızın içinde saklı. Yarın senin evindeyiz Dilan. Evet. Senden başlayalım. Bakalım. Tamam. Gamze'ye puanın ne? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sırf yarın çalıştığım için bu puanı vermedim. Bugün de arkadaşlardan tepki aldım. Yarın senin günün, neden susuyorsun gibisinden. Hiç alakası yok. Zaten Merdan'ın da evinde beğendiklerimi söyledim. Beğenmediklerimi söylemiştim. Burada da aynı şekilde. Puanımı verdikten sonra yorumumu yapmak istiyorum. Hazırsanız açayım. Sen beğendin ama. Çok her evet. Şeyi çok beğendim bugün. Ya her şeyi değil. Mesela hemen evet, eksikleri vardı, normal. Ama tarzı, dediğim gibi, benim tarzıma yakındı. Bir gelin evi gibi hissettim. Yani bir gelinin evinde olduğumu hissettim burada. Tarzını yansıtmış. Bakalım tarzını yansıttıysa sen puanını nasıl yansıttın? Tamam. Açıyorum. Yalnız beni taşlamayın. Üstüme de gelmeyin. Ben taşlayabilirim her an. Gayet de dediğim gibi, sana da demiştim, adaletli bir puan kullandım. Halen de puanımın arkasındayım. Ben bana verdiğim puandan dolayı hiç zaten memnun değilim. Haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Seni hiçbir zaman memnun edemeyeceğim ben. Edemezsin. Hiçbir zaman edemeyeceğim. Etme gibi de bir niyetim yok zaten. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Bırak. O zaman açıyorum. Gamze'ye puanım. Çok teşekkür ederim. Bence bana çok kötü haksızlık yaptınız. Benim evim gayet şık ve güzeldi. Benim masam dört dörtlüktü. Masa gerçekten mı? Sen şu an bildiğin oynuyorsun. Ama ben şu an masaya vermedim ki bu puanı. Neye verdin? Masaya vermedim. Neye verdin? Gayet misafir odasına verdim, bizi ağırlamasına verdim. Aynı zamanda bizi karşıladı, sıcak karşılamasına bana verdim. Bana nasıl dört verdin ya? Benim evim gayet güzeldi, benim masam gayet hoştu. Bana nasıl dört masaya veriyorsun? Masaya taktın ama masamda günlük tabaklarım benim vardı. Benim çeyizlerim harikaydı. Benim çeyizlerim bir sürüydü farkındaysan. Peçetelerin günlük peçeteleriydi. Sen de masaya takmışsın benim evimde. Çeyizlerim benim dört dörtlüktü. Dilan 7 puan verdi. Çünkü tamamen gelin evinde olması gereken bütün ürünlerin, bütün dekorasyonları, parçaları olduğunu o da fark etti. Ve Melda ile benim evimi kıyaslayınca gelin evinin benim olduğunu fark etti. 7 puan vermesine de Melda Hanım'ın kıskançlığından dolayı yediremediğini düşünüyorum. Neden bana 4 verdin o zaman? Ben sadece çeyize göre puan vermiyorum ki. Neye göre veriyorsun? Ben şu anda toplam genel olarak gelinin evini hepsine veriyorum. Bence 7 puanlık bir ev olduğunu düşünmüyorum ben. Sen de düşünmüyorsun. Gerçekten strateji oynuyor şu an çünkü kendine benzetiyor. O da bana 7 puan verir ya da 8 puan verir. Bana, benim ya, evimde buna çok benziyor. Falan. Gerçekten bazen yani düşün, şey yapabiliyorsun yani şu anda üçünü zaten... Gerçekten sana şu an aşırı sinirlendim. Dilan'la Gamze'nin arasında strateji olduğunu düşünüyorum. Yarın da göreceksiniz onun verdiği puanı da. O da ona yüksek verecek. O da bugün ona yüksek verdi. Beni de dedi diyeceksiniz. Benim kazanıp kazanmamam kesinlikle söz konusu değil ama haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Benim evim gayet şık ve güzeldi. Benim her şeyim dört dörtlüktü diye düşünüyorum yani. Gerçekten sizi tansiyonu fırlamaya başladı yani. Siz hiçbir şekilde bilmiyorum. Cümleni bir bitirsene, merak ettim. Evet, üçünüz de geldiğimden beri sürekli bana o işi yapıyorsunuz, yükleniyorsunuz. Çünkü yani. Çünkü problem kızım, şu, sen kendi evine göre yorumluyorsun. Kendi evime göre yorumlamıyorum. Sen diyorsun ki yeni gelin benim. Siz bana uymak zorundasınız. Hayır, gerçekten ben benim evimi kıskandı, dört verdi bana ya. Dört nedir abi? Ben ya, senin sana olmayan şey koltuklarımı mi kıskandım ben? Neresi, nereye oturdun sen? Yere ben oturttum. Sırtımı da yapadım. Yani. Bütün gün böyle durdum Melda, Allah aşkına. Mobilya salonuna gelmiş gibi mi oturmak isterdin? Bizi böyle dizdin, böyle dizdin, böyle oturmuşsun. Nereye dizilmişsin? Orada da dizilmişsin. Ama rahat, hala belim ağrıyor. Yani. Benim de belim ağrıyor. Bak, geriye yaslanamıyorum bu ama şekilde. Ama koltukların var. Senin bir tane L koltuğun var ve bu, biz gelin evindeyiz ne yani. Ne yapalım? İmkanlarını karıştırmasaydım mı acaba? İmkanlar doğru otosunu karıştırmasaydım acaba? Ya sen beni kıskanıyorsun. Beni kıskanıyorsun. Başka acaba, bir şey demiyorum. İmkanları da ortalığı da karıştıran. Bakın, Melda Hanım da adaletli davrandı. Evi, yani puanını görmüyorum. Yorumlarını bildiğim için
için söylüyorum. Evi kendi eviyle alakasız olduğu halde çok güzel eleştirdi. Doğru bir şekilde eleştirdi. Beğendiğimi beğendim dedim. Kötü demedi, pis demedi. Hiçbir şey söylemedi. Tamam. Ama siz sen tamamen dediği gibi bana. Kendi tarzınıza yakın bulduğunuz gibi yapıştırdınız puanı yani. Kendi tarzım değil canım. Gelinlerin evini araştırırsanız nasıl olduğunu görürsünüz. Kime göre gelin şeklinde yarın göreceğiz. Yarın göreceğiz. Dilan'ın evini yarın göreceğiz arkadaşlar. Bir sakinleşelim isterseniz. Dilan Hanım'dan tam da beklediğim bir hareket. Çünkü yarın bu evin belki renk olarak başka bir tonunu göreceğiz. Ama tamamen aynısını göreceğimden eminim. Bu yüzden bir oyun kurguladı kafasından. Aynı puanı da karşı taraftan bekliyor. Asıl mevzu aynı puan karşı taraftan yarın ona gelmezse ne olacak?